Muhammed ya Resulallah ya Habiballah ya Resulallah ya Habiballah ya Nebiyallah. Bakın Ömer bin Hattab'ın döneminde nerenin valisi oluyor? Medain'in valisi oluyor. Yani İran'ın bir bölgesi. Yani Farisilerin, yani Sasanilerin, yani Pers İmparatorluğu'nun küçük bir kasabası. Medain'e vali oluyor. Bakın diyorlar ki sahabeler, Ömer bin Hattab birini vali gönderdiğinde önce mektubu ulaşırmış. Ey falanca bölgenin insanları, size falancayı vali olarak gönderiyorum. Ve şu konularda size emirlik yapması için diyor görev verdi. Bakın dikkat edin, şu konularda. Ve ona itaat edin diyorlar. Yalnız Medain'e Ömer bin Hattab mektup gönderiyor. İbare sadece şu: ey Medain halkı, size Huzeyfe İbn-i Yeman'ı vali olarak gönderiyorum ve ona itaat edin. Hemen Medainler hareketlenmeye başladı. Neden? Şu konular diye bir şey anlatılmamış. Demek ki öyle bir zat, öyle bir adam geliyor ki idareciliği de, yöneticiliği de, amirliği de çok iyi bilen bir adam. Yani arife tarif gerekmez kabilince hemen atlarına, eşeklerine affedersiniz biniyorlar. Huzeyfe İbn-i Yeman'ı karşılamaya gidiyorlar. Neyle karşılaşıyorlar peki? Evet, ileriden bir heyet geliyor. Önde bir adam katırının üstüne oturmuş, iki ayağını katırın yanından salmış, sallana sallana geliyor. Bir elinde ekmek, bir elinde et parçası. Medain halkı geçerken "Esselamu aleyküm" diyor. Diyor ki "Ve aleyküm selam." Yanlarından geçiyorlar. Gidiyorlar ta konvoyun sonuna kadar. Ne şan ne şeref. Tabirinde onlar izzeti elbisede arıyorlar ya. Alameti taşıyan, onlara göre, parantez açıyorum, onlara göre bir adam göremiyorlar. Etrafında yalın kılıçlar, kaftanları yerlerde sürten, atların boyunları havada, kibirli yürüyen hayvanlara sahip değil. Diyorlar ki bu vali nerede? Az önce selam verdiğiniz önünüzden giden adamdır. Hemen koşuyorlar Huzeyfe'nin yanına. Selam veriyorlar. Huzeyfe elindeki ekmeği, dikkat edin, elindeki ekmeği ve et parçasını Medain'in reisine veriyor. Medain'in reisi Huzeyfe İbn-i Yeman ilerleyince ekmeği de eti de bir kenara atıyor. Demek ki ne kadar sert bir ekmek, ne kadar tabiri yerindeyse etten sıyrılmış bir kemik vermiş ki o kadar demek ki fakir, demek ki o kadar zühd sahibi ki Medain'in reisi bunu kabul etmiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe